polislerle eylemciler karşı karşıya. Beşiktaş, Şişli, Talimhane. Adresler de, gruplar da farklı ama hedefleri aynıydı. Yasağı delip Taksim'e çıkmak için tüm yolları deneyen göstericilere polis izin vermedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim güne karanfillerle başladı. Sendikalar 1977 yılında ölenlerin anısına karanfiller bıraktı. Sakin ortamı meydanda pankart açmaya çalışan iki kadın bozdu. Polisler pankartı ellerinden aldı. Kadın eylemcileri alandan uzaklaştırdı. Beşiktaş'ta toplanan grupsa Dolmabahçe'den Taksim'e çıkmak istedi. Polis grubun önünü kesti. Bir grup şu anda Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru pankartlarla, sloganlarla ilerlemeye başladı. Yaklaşık 20 kişilik bir grup. Polis ekipleri de şu anda onların önüne geldiler ve şu an polislerle eylemciler karşı karşıya. Şu anda eylemcilerle polisler arasındaki gerginliği görüyorsunuz. Arbede yaşanıyor. Evet. Evet, polis ekipleri eylemcileri gözaltına alıyorlar şu anda. Hareketli dakikalar yaşanıyor burada. Bu eylemci de gözaltından kurtulmak için araca tekme attı. Ya bırak! Taksim'de 1 Mayıs! İkinci grubun da çabası işe yaramadı. Geçen sene de bizi gözaltına aldınız, beni affettiniz. Şu anda başka bir grup da geldi. Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis müdahale ediyor. Beşiktaş, Balmumcu'da, Barbaros Bulvarı üzerinde işte görüyorsunuz çevik kuvvet ekipleri, özel tim ekipleri buradaki gruba müdahale ediyor. Taksim'e çıkmak isteyen grup burada diretince polisin işte karşı tepkisiyle karşılaştı. Şu anda buradaki yaklaşık 20 kişilik grup gözaltına alınıyor. Beşiktaş'taki 3. grup polis engelini aşamayacağını anlayınca oturma eylemi yaptı ve yere pankart serdi. Polis önce pankartı kaldırdı, sonra da hepsini gözaltına aldı. Burası da Şişli. Bir grup pankartlarla yürüyüşe geçti. Amaçları Taksim Meydanı'na çıkmaktı ama İstanbul Emniyeti o noktada da yoğun güvenlik önlemi almıştı. ...300 kişilik grup polislere yaklaşınca boyalı plastik mermiler devreye girdi. Eylemciler kaçtı, polisler kovaladı. Yakalananlar gözaltına alındı. Düşürdüm. Sadece şu yağmur benim. Onlar hiçbir şey benim ait değildir. Talimhane de gergindi. Meydana kurulan barikatın yanına kadar yaklaşmayı başaran göstericiler slogan atmaya başlayınca polis müdahale etti. Polisle eylemciler arasında arbede çıktı. Polisler coplarla müdahale etti. Bu eylemci polislerden birinin copunu almaya çalıştı. Gruptan 12 kişi gözaltına alındı. Bir grupta halay çekmeye başladı. Polisin müdahalesi gecikmedi. Yakını gözaltına alınan bir çocuk gözyaşlarına boğuldu. Eylemcileri yaka paça gözaltına alan polislerden biri kendini yerde buldu.
Kutlamaların adresi Bakırköy'de de tansiyon bir anda yükseldi. Üzerine aratmadan alana girmeye çalışanları polis gözaltına aldı. Alandakiler engel olmak için barikatları zorladı. Polisler kalabalığı uyarı için havaya uyarı ateşi açtı.